Herkese merhaba arkadaşlar, ben Cem Kaan. Bugün sizlere Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen ile yaptığım iki maçı göstermek istiyorum. Bu iki maça geçmeden önce hemen şöyle bir küçük bir detay vereyim. Turnuvayı biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Titled Arena turnuvasına oynandı. Deniz canlı yayın yapmıştı, onun da linkini bırakacağım zaten. Ben canlı yayına katılamadım internetim kötü olduğu için, ama turnuva oynamak için yeterliydi internetim. Ve sırada da turnuvayı 24. tamamladım. Öyle hemen şöyle sıralamayı göstereyim. Ve burada 24. tamamlayarak iki kez de aynı zamanda dünya şampiyonu Magnus Carlsen ile oynama fırsatı buldum. İki maçı da hep beraber bakacağız. İkinci maç birazcık ilginç. Yayını tabii izlediyseniz spoiler yemiş olabilirsiniz. Ama isterseniz hemen ilk maçı açtım ve bakalım ilk maçı nasıl oynamışım ve nasıl sonuçlanmış. Ve arkadaşlar, bu tarz videoları da hoşunuza gidiyorsa like atarak dediğim gibi destek olabilirsiniz. Şimdi E4 sürüyoruz. E4'le başladık. E6, D4'e G6. Şimdi burada at C3'e fil G7, at F3'ten sonra at E7. Burada siyahların amacı çok belli arkadaşlar. Siyahlar da E6, A6 yapacak ve filini de B7'den geliştirecek. Duruma göre B5 veya B6. Devamında da atı da D7'den geliştirecek. Ondan sonra da pozisyona göre orada siyahlar hareket edecek. Hatta bazen H6 da oynanıyor. Buna kirpi deniyor. Şimdi burada H4 sürüyorum ben. H5 sürmek istiyorum. O yüzden siyahların burada H6 oynaması lazım. Çünkü şimdi H5 sürdüğümüzde G5 sürmek için. Burada H6 oynuyor siyahlar. Şimdi burada fil D3. Fil D3'e D6. D6 vezir E2. At D7. Fil E3. Fil E3'e A6 geliyoruz. A6'ya A4. Burada karşısına ben B5 oynamasını istemedim. O yüzden A4 sürdüm. Ama tabi hem A4 hem H4 sürünce şimdi nereye rok atacağım? Öyle bir sorun var. Karşısına burada B6 oynuyor. Dediğim gibi filini buradan geliştirecek. Çok belli. Ve burada ben artık dedim G4 süreyim. G4'de şimdi fil B7. Fil B'den sonra at D2. Bu birazcık kötü hamle. Niye kötü hamle? Çünkü burada at burayı koruyordu. Ve şimdi burada siyahlar C5 oynayabiliyor at D2'ye ve tempoyla C çarpı D4 almak istiyor. Bu yüzden burada artık vurmam gerekiyor. DC5, at C5. Şimdi burada H5 sürüyorum. G5'e F4 sürüyorum. Kalsen burada vuruyor. Fil F4 ve at C6. Şimdi burada at C4 geliyoruz. Ver dedik D6'yı. Kalsen burada at E5 oynuyor. Tüm taşlar kırışılıyor buradan. Birazcık sıkıntılı bir pozisyon. Çünkü siyah kareler zayıf. Makinenin tabi buradan makineyle de bakıyoruz. Eşit verdiğini görebiliriz. Ama ben burada zannettim ki uzun rok atıyorum. Uzun roktan sonra fil C4 oynayıp Carlsen'in uzun rokunu kesiyorum. Uzun rokunu kesiyorum. Ve burada şimdi uzun rok attım. Ama burada Carlsen'in vezir G5 şah çekme hamlesi varmış. Bunu kaçırdım. Şah B1. Tabi bu hamleler bir dakikalık maç olduğu için sonuçta çok fazla hata alıyor. Ve Carlsen burada o da uzun rok atıyor. Ve burada makine bir anda tabi kale F1 öneriyor ve kale F1'den sonra beyazlar da üstünlük görüyor F hattından dolayı. Ve bir sonraki hamlemiz, hatta şöyle varyantlar göstereyim. Kale D7 burada oynanamıyor. Kale D7 oynanırsa arkadaşlar fil C4 oynuyoruz ve şimdi kale çarpı D7 istiyoruz. Mesela kale D8 gelirseniz kale D7. Kale D7 aldığınızda da F7'yi korumak için burada B4 sürüyoruz ve B4'ten sonra bu atın gidecek yeri kalmıyor ve burada beyazlar oyunu kazanıyor. O yüzden burada Carlsen'in rok hamlesi birazcık hatalı gözüküyor. Kale F1 oynamam gerekiyordu burada. Ben burada fil C4 oynuyorum ve ilk olarak direkt şey yaptım. Fil C4 oynadım. Bu arada Linchess'ten mesaj geldi. Bana ne oluyor dedim bir anda. Hileciye kaybetmişiz ve 6 puanımızı geri vermişler. İlginç. Fil C4. Şimdi fil C4'ten sonra burada kale D4. Kale D4'ten sonra bu kale D4 hamlesi çok mantıklı. Çünkü burada alırsak piyonla alıyor siyahlar ve bir sonraki hamlede E4 gidiyor. Burada 2 ile basıyor gördüğünüz gibi. Ve burada ben diyorum Carlsen'le yakalayamıyoruz zaten ve B4 sürüyorum gemileri yakıp, ama burada E4 piyonu boşta arkadaşlar. Carlsen burada tabii ki alıyor alt çarpı E4 ve şimdi alt çarpı C3 alıp vezirimi kazanmak istiyor. Burada ben atları değişiyorum. Kale çarpı E4 ver veziri diyor şu an. Ve dikkat edin, kale oynadıktan sonra herhangi bir yere bu filin çaprazı açılacak. Burada vezir F1 oynadım fili de korumak için. Carlsen burada yine kale F4 oynadı. Fark etmez zaten oyunu, yani kaleyi açtıktan sonra vezir isteyip kaleyi kalemi alacak, yani yapacak bir şey yok. Fil şimdi hem vezir isteniyor hem de fil kaleyle istiyor. O yüzden artık bir yere gittim veziri. Fil çarpı H1, kale çarpı H1.
Vezir çarpı G4 ve burada artık ver veziri diyor. Daha doğrusu vezir değişmek istiyor. Hem de kaleyle file de bir saldırı var. İlk piyonu aldım ben de. Şah çektim. Şah D7. Burada açıkçası ben vezir çarpı E5 aldım. Direkt bitti oyun zaten. Fil B5 şah da çekebilirdim. Fil B5 şah. Şah E7 vezir çarpı E5 belki devam edebilirdi oyun ama kale çarpı A4. Şah A2 ve en basitinden kaleci 8 oynanırsa. Şimdi burada kaleci E2 isteniyor. Siyahlar zaten kalite önde. Ve piyonlara da baktığınızda bir piyon da önde. Belki ileride kale A4, kaleci E2 her şey geliyor burada. Bu ve burada oyun kolay bir şekilde siyahları kazanç olurdu. Ben burada vezir çarpı E5 aldım. Karşısına piyonu aldı. Şah A1'i kale A4 da aldı. Şimdi bir hamle olsa belki de ben iyi pozisyona geçeceğim. Ama burada kalsam vezir D4 oynadı ve vezirleri değişmek zorunda kaldık. Vezirleri değişince de pozisyonun kayıp olduğunu görünce ben oyunu dünya şampiyonuna karşı terk etmiş oldum arkadaşlar. Şimdi bu ilk maçtı. Şimdi ikinci maça geçeceğiz ama sizlere ikinci maça geçmeden önce küçük bir video izletmek istiyorum. Şimdi haydi o videoyu izleyelim. Evet, videoyu izledik arkadaşlar. Yani gerçekten Magnus Carlsen'i burada dünya şampiyonundan flash 6 yedirmeyi başarıp ama turnuvada süre yetmediğinden dolayı oyunu kaybetmiştik. Yani daha doğrusu şöyle, oyunu kaybettik, kazansak da bir şey fark etmiyordu. Çünkü turnuva süresi bittiğinden dolayı maçta herhangi bir puan alma şansınız kalmıyor. Biz 7. gidiyorduk. O yüzden öyle bir deneme yapmıştım ben ki hani yerse fili verdiği için terk eder diye. Ama Magnus Carlsen terk etmeyip oyunu kazanmaya çalıştı. Ben de orada at falan verdim bilerek hani hızlı kazanmak için. Neyse çok önemli değil buralar ve orada flash 6 denememiz başarıyla sonuçlanmıştı arkadaşlar. Şimdi ise ben bu turnuvada baktım. Carlsen garibim alttan gelmeye çalışıyor. Turnuvaya 1 saat geri falan girdi zaten. Alttan gelmeye çalışıyor. Turnuvada da 3. oldu bu arada. Az maç yaptığı için. Ve dedim burada niye denemeyeyim? Zaten bedava puan veririz en kötü kaybedersek. Ve ikinci denememiz dünya şampiyonuna karşı. Burada fil G7 oynuyor. Ve sürelere baktığımızda 1 dakikası var. Yani şu ana kadar yapılan hamleler hepsi otomatik hamle. Ben işte 0.7 saniye harcamışım. Ve ben burada arkadaşlar flash 6 oynuyorum. Ve dünya şampiyonu 0.9 saniye harcayarak at çarpı h6 alıyor. Ve burada oyunu terk ediyorum ben arkadaşlar ve atışı vardı o yüzden çok fazla şey yapmak istemedim ki hani yetişsin ilk üçe ve hani ben de ona böyle bir nasıl diyeyim hani belki de kolaylık sağlamış oldum ama tutsaydı gerçekten de komik olurdu açıkçası o yüzden nasıl dedim arada böyle tight arenalarda oynarsa Carlsen'le oynarız dedim. Ha, açıkçası şöyle bir bakış açısı da olabilir hani zaten Carlsen'le hiç tight arenalarına katılmıyor. Niye böyle bir şey dedin? Adam gibi oynasaydın diyebilirsiniz. Ama o sefer bu video olmazdı. Belki de sonuçta önemli olan keyif almaktı turnuvadan ve ben Carlsen'le iki kez oynayarak ve güzel maçlar yaparak da turnuvadan keyif aldığımı düşünüyorum arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. Umarım daha sonraki turnuvalarda dünya şampiyonu ile böyle maçlar yapmaya devam ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenerek kanalımıza da abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.